Hatıratına derc ediyor ki hülasası şudur. Burada kucağımızda oturan Patrik Rus çarına diyor ki, çar canapları, siz Türk milletini yok etmenin yegane çaresi harptir zannediyorsunuz. Bu görüşünüz yanlıştır. Onları tesadüfen hazırlıksız bir zamanında yakalayıp da mağlup etseniz bununla Türk milleti yok olmaz. Belki oturur düşünürler, neden mağlup olduk? Silahımız mı azdı? Askerimiz mi azdı? Kumandanlarımız mı kötüydü? Her ne ise onu düzeltir, karşınıza yeniden çıkarlar. Ve siz şunu bilmiyorsunuz ki, bunların kuvvet ve kudretleri askerlerinin çokluğundan, silahlarının çokluğundan doğmuyor. Bunların kuvvet ve kudretleri imanlarından doğuyor. İslam'ın kıyamete kadar baki olacağına inançlarından doğuyor. Başlarına bağlılıktan doğuyor. Yalan, riya, rüşvet gibi kötülükleri bilmeyerek mücessem bir ahlaka sahip olmalarından doğuyor. Onlar İslamiyet'in kıyamete kadar baki olduğuna inandıkları için İslam'ı temsil eden kendilerinin de mağlup olmayacağına inanırlar. Eninde sonunda gerekli tedbirlere tevessül ederek karşınıza çıkarlar ve gene galip gelirler. Onları yok etmenin yegane çaresi şudur ki, uzun vadeli çalışarak bunların ahlaklarını ve imanlarını sarsmak lazımdır. Bunları büyüklerine itaatsizliğe alıştırmak lazımdır. Fuhşa ve rüşvete alıştırmak lazımdır. Kan kardeşliğinden ileri saydıkları din kardeşliğini zaafa uğratmak lazımdır. Bu nasıl yapılacaktır derseniz, bunun gayet kolay bir yolu vardır. Hariçten gelip de Müslümanlığı kabul edeni eski kıdemli Müslümanlardan daha büyük bir heyecanla bağırlarına basarlar. Bunların aralarına yalandan din değiştirmiş adamlar sokunuz. Bunlar bir müddet onlardan görülerek yüksek mevkilere gelsinler. Bunlar kelime-i şehadet getirenler arasında ırk farkı gözetmezler. Onlara en yüksek mevkileri verirler. Kaç tane Kürt, Boşnak, Arap, Çerkez, kaç kavim varsa hepsinden sadrazam gösterebilirim size. Sokollu Mehmet Paşa Sırp aslından bir sadrazamdır. Büyük bir şahsiyettir. Bazı ırkçıların söylediği gibi kötü bir insan olduğunu sanmayınız. Samimiyetle Müslüman olan bizim kardeşimizdir. Soy sop ondan sonra gelir. Binaenaleyh bunların arasına böyle adamlar sokunuz ve bunlar yüksek mevkilere gelene kadar kendilerini belli etmesinler. Onların aralarındaki uhuvveti sarsınlar, başlarına itaatlerini sarsınlar. Bir kere ahlak ve iman zaafa uğradıktan sonra bir defa yenerseniz çürük bir ağacın kırılmasına benzer ki yeniden eklenmez. Ama siz bunların ahlakı sağlamken onları yenerseniz o sağlam bir ağacın kırılmasına benzer, o yeniden eklenir. General Ignatiev Rus çarı diyor ki, hakikaten bütün bu tespitlerin son derecede doğru olduğunu ben de Türkiye'de bulunduğum uzun müddet zarfında tespit etmiştim. Arkadaşlar, düşman buna göre çalıştı.